Merhaba sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını siyasi tartışmalar bayramın bölünmesiyle beraber kutlamaları değerlendirdik, tartıştık ama bir yandan da gençlerle ilgili bazı istatistikler dikkatimizi çekti. Özellikle işsiz gençler ve bir başka yönden tutuklu gençler. Şimdi tam da bu noktada haftaya başlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne azarlanan ne tasarlanan özgür ve yenilikçi gençlik diye bir politika notu geldi. Bu hafta gündem özelde bu notu masaya yatıracağız. Aslında Türkiye'nin gençlik portresini çıkarmaya çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Sencer Ayata konuğumuz. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Başkanı Politika Notu'nun değerlendirmesini kendisiyle beraber o Türkiye fotoğrafını yapacağız. Aynı zamanda bir sosyolog konuğumuz daha var. Doktor Tuncay Arıcan, hoş geldiniz. Sağ olun. Konuklarımıza hoş geldiniz diyerek söze başlayalım. 23 Nisan'dan hemen sonra çocuklarla ilgili bir politika notu dikkat çekmişti. AKP eğitimin altını üstüne getirdi diye değerlendirmeler yapmıştık. Aynı zamanda başka politika notları da çıktı. Bir yandan sorun tespiti, bir yandan da o soruna çözüm önerisi dikkati çekiyor. Önce sorun tespitiyle başlayalım dilerseniz. Gençlik, Türkiye gençliği üzerine neler söyleyebiliriz, nasıl bir fotoğraf var ve 10 yıllık bir iktidarın geldiği noktada ne söylenebilir? Çünkü sunarken ben de söyledim, istatistikler dikkat çekiyor, işsiz gençler ve tutuklu gençler. Aslında fotoğrafı biraz gösteriyor ve sizin de ne azarlanan ne tasarlanan deyince de görünüyor zaten sorun. Öncelikle gençlere bakış ve gençlik politikasını değerlendirelim şu anki genel manzarayı, fotoğrafı çıkarmak için. Evet, teşekkür ederim. Şimdi önemli bir döneme giriyoruz bu açıdan. Adalet ve Kalkınma Partisi 10 yıllık bir iktidar dönemini geride bıraktı. Ama dikkat ederseniz bir olay haricinde kamuoyunda gençlik 10 yıldır ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde gençlik nasıl bir değişime uğradı? Gençlikle iktidarın ilişkileri, gençliğin toplum içindeki yeri ne oldu, ekonomideki yeri ne oldu? Bakın bunlar ciddi olarak tartışılmadı. Yani biz bu politika notunu hazırlarken bunu da dediğiniz gibi özellikle 19 Mayıs'a rastlattık ama aklımızda bu vardı. Daha genel bir açıdan gençliğe bakmak, gençliğin durumunu bu 10 yıllık iktidar döneminde ve tabii daha uzun bir tarihi dönem içinde ortaya koymak. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman tabii ayrıntılı olarak burada politika notları bağlamında da konuşacağız. Fakat genel bir resim çizecek olursak gençlerle ilgili şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir kere iktidar özel olarak gençleri düşünüp, gençlerin sorunlarını düşünüp, gençleri anlamaya çalışıp bunlara yönelik politikalar geliştirme konusunda ben çok başarısız demeyeyim, hemen hemen hiçbir sistemli adım atmamış durumda. Şimdi mesela rakamlarla da biz bunu gösteriyoruz. 155 ülke bir gençlik politikası yapmış. Bunun tabii hazırlanış yöntemleri var. Çok katılımcı bir biçimde. Ama bizim Türkiye'de bir gençlik politikası hazırlanmamış. Avrupa'da bütün ülkelerin bütünlüklü dediğimiz gençlik politikaları var. Türkiye'de bu anlamda bütünlüklü bir gençlik politikası yok. Şimdi öbür taraftan bakıyorsunuz. Bir örnek vereceğim. Kurumsal yapı. Kim gençlerden sorumludur siyasi olarak? Ortada hiçbir ciddi kurum yok. Adı Gençlik ve Spor Bakanlığı. Fakat gençlere ayrılan kaynak bütün o faaliyetlerin içerisinde yok denecek kadar az. Yani darmadağınık bir siyasi yapı, darmadağınık bir idari yapı var. Ve bu 10 senedir böyle yerinde kalmış. Büyük bir proje yok yani hiçbir ortada. Hiçbir proje yok, hiçbir iddia yok. Bir de tabii bunun başka önemli yönleri var bu genel resme baktığımız zaman. Eğitim açısından bakıyorsunuz, belli konular dışında hiçbir ciddi ilerleme sağlanmamış. Yani eğitimdeki bütün nitelik ve eşitsizlik sorunu, yeni açılan üniversiteler, üniversite sistemi dahil devam ediyor. İş dünyasına bakıyorsunuz, iş gücü piyasasına, çalışma dünyasına bakıyorsunuz. Hatta ben de emin olmadığım için şu anda vurgulayamayacağım ama gençlikle ilgili bizzat yani yine hükümetin verdiği rakamlara göre gençlikle ilgili işsizlik rakamları ürkütücü boyutlarda. Yani örneğin kentsel işsizlik %30'ları falan geçiyor. İstihdam açısından bakıyorsunuz durum bu. Bir de artan siyasi baskılar var. Giderek yoğunlaşan
siyasi baskılar var. Bunların da örneklerini hemen hemen her yerde her gün görmeye başladık. Hı hı. En ufak bir zararsız bir gençlik protesto hareketi, bir bakıyorsunuz ağır cezalar, uzun tutuklama süreleri vesaire bununla karşılaşıyor. Toplumsal baskı, yani bunun üzerinde duralım, o da yine aynı şekilde bu dönemde azalmadı, arttı gençler üzerindeki toplumsal baskı ve nihayet şaşırtıcı, kamuoyu bir dönemde tartıştı. Biraz da sansasyonel olduğu için en çok o dönemde tartışmıştı biliyorsunuz. Başbakanın kindar gençlikten söz etmesi, dindar ve kindar gençlikten. Bu da tabii şöyle bir sonuç doğurdu. Adeta Türkiye'de hükümetin, iktidar sahiplerinin gözünde bir değil iki gençlik var. O gençlik bütün Türkiye'nin gençliği değil de. Ondan sonra o gençlik böyle düşünülen, biz onun için tasarlanan dedik, böyle oluşturulmak istenen tek tip bir gençlik. Ve onun dışında kalanlara da, yani abartılı olmayacak, bizzat başbakanın ifadesi, sayın başbakanın ifadesi, biliyorsunuz tinerci, yani sanki onun AKP iktidarının kafasında olmazsa, o zihniyette olmazsa, neredeyse tinerji olur gibi. Yani bu resim olumlu bir resim değil. Ben böyle tamamlayayım. Evet, biraz daha zaten ayrıntılandırırız içeriği ama Sayın Arıca'ya dönelim. Arıca'na bu genel resmi biraz daha beslemek adına şimdi gençliği nasıl tanımlamak lazım? Şimdi rakamlara bakıyoruz, işte tutuklanıyorlar, işsizler, nüfusun yarısı 30 yaşın altında, hangi dilime gençlik diyoruz? Biraz daha fotoğrafı isterseniz netleştirelim ve neden acaba gençler tutuklanıyorlar ya da işte tepkiye maruz kalıyorlar? Hani delikan denir ya, hani kanları kaynıyor, ondan mı acaba? Biraz oradan başlayarak sorunları tespiti sizin de katkınızı alalım. Yani sosyolojik tanımla 15-29 yaş arasını gençlik olarak ele aldığımız zaman aslında çok ciddi, çok üretken, yetişkinliğe adım atmak üzere olan, entelektüel, zihinsel, psikolojik sürecini tamamlaması için çok önemli ihtiyaçlarının beslenmesi gereken bir gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla 15-29 yaş arasına yaptığınız her türlü yatırım ya da her türlü müdahale aslında uzun vadeli bir yatırımdır. Yani yetişkinliğini engellemek, yetişkinliğini tamamen tasarlamak, değiştirmek ya da o süreçteki bütün sorunları aslında ona yüklemek gibi bir misyonu var. Dolayısıyla iktidar eğer bir şekilde 15-29'u iyi tasarlarsa biliyor ki yetişkinliği döneminde de istediği şekilde ondan bir şekilde meyve alacak. Dolayısıyla gençlik bu anlamda çok önemli. Üzerine çok ciddi düşünülmesi gereken politikaların, projelerin belirlenmesi gereken bir alan. Sosyolojik anlamda çok kıymetli. Genellikle de şöyle sorun haline geldiği zaman gençlik üzerine konuşmayı tercih eder bazı iktidarlar. Ya hiçbir zaman gençliğin ne olması gerektiği, nasıl politikaların özgürleştireceği, nasıl politikalar üretmesi değil, bir sorun teşkil ettiği zaman nasıl engellerim diye otoriter rejimler bunu yapıyor. Özellikle şu anki hükümet bunu yapıyor. Ve bu 80'den beri de devam ettirdiği bu zihniyette bize gösteriyor ki, rakamlarını da gösteriyor ki 600'ü aşkın öğrenci tutuklu. 4700 üniversite öğrencisi disiplin cezası almış ve hızla artan bir sayıdan bahsediyoruz. Ve bu süreci, üniversite dönemini, 15-29 yaş dönemini ciddi bir şekilde tasarlamaya niyetlenmiş bir hükümetten bahsediyoruz. Yani bu bir tasarlama aslında diyorsunuz, evet. Net olarak. Yani peki şimdi baktığımız zaman ayrıntılara biraz girelim istiyorum. Çünkü poşu taktığı için 11 yıl, yani karikatürlerde bile artık çok net olarak orantısız bir durum söz konusu. Konsere gidiyor, işte parasız eğitim istiyor, tutuklanıyor, okuldan atılıyor. Tüm bunların hepsi bir tasarlama olarak mı bakılması gerekiyor? Yani 80'den itibaren aslında bu süreçte politikadan uzak tutmaya çalıştığı gençliği aslında kendini bir şekilde belli ki tehlike olarak görüyor. Yani özgürleşen, yenilikçi bir gençliğin dışında aslında geçmişini de anlamaya hiçbir şekilde yanaşmayan bir gençlik, ona kin tutan bir beslik, bir gençlik. Dolayısıyla aslında çok apolitik bir gençlik tasarlamaya çalışıyor. Çünkü yapılan projelerin, onların devam ettirmeye çalıştığı projelerin, politikaların devam ettirdikleri herhangi bir siyasetin eleştirel bir kafayla, bir zihinle masaya yatırılmamasını talep ettiği için hükümet bu tarz baskıcı bir, tek tipleştirici bir anlayışı benimsiyor. Ki birkaç sene önce müzik gruplarının işaretlerini, kültürel hareketlerini yaptığı için darp edilen, 36 saat içeride tutan gençlikten tutun da evet grup yorumun biletlerini sattığı için ciddi bir şekilde terörist muamelesi gören gençliğe kadar saymakla bitmez örneklerimiz var. Ve artık gençlik hem kendinden korkmaya başladı, hem gençliğini yaşayamayacak şekilde gençliğini
bir şekilde tanımlayamıyor kendi zihin yapısıyla, özgürleştirici yapısıyla. Aynı şekilde kendi arasında da gitgide politik olarak da kutuplaşmaya başlıyor. Kültür olarak da birbirlerine ciddi anlamda mesafe koymaya başlıyor. Şimdi Deniz Gezmiş'i anmak da mesela bir de terörist diye damgalanıyor. Hani şey de değil, bu aykırılığın da boyutu, orantısızlığın da boyutu biraz farklı. Yani direkt terörist diye damgalanıyor. Tüm bunlar bir tasarlama, altını çizelim. Ben tasarlanmışlık olarak tanımlıyorum. Peki Sayın Hayata, sizin ekleyeceklerinizi de ben almak isterim bu noktada. Çünkü bu böyle bir tasarlanma, gençlik umut vaat eder, gençlik geleceği tasarlar diye hep bakıyoruz ama böyle bir tasarlamayı insan hani kabul edemiyor bir şekilde ve rahatsız oluyor. Karşı tarafa da bakınca sizin az evvel söylediğiniz gibi tinerci mi olsunlar, kindar gençlik. Tüm bu fotoğrafa ne demek lazım bu? Siyasi Sayın bir tercih galiba. Arıcan bence çok güzel de izah etti. Burada amaçlanan tamamıyla hükümetin hem kendi zihniyetine onun gibi düşünen, olaya onun gibi yaklaşan bir gençlik ve ona uygun davranış kalıplarını ortaya koyan bir gençlik. Yani benzer şekilde düşünecek ve benzer şekilde davranacak. Şimdi tabii bunu biraz açacak olursak şöyle bir tablo çıkıyor. Yani hükümet demiyor ki, örneğin özellikle genç erkekler, genç kızlar konusunda aynı vurgu yok. Genç erkekler okumasın demiyor, okusun. Tamam, eğitimini de yapsın. Okula gitsin, başarılı olsun. Orada gayret göstersin, çalışkan olsun. Bitirsin, yine işine girsin, yine çalışkan olsun. Fakat şöyle bir anlayış var. Onun dışında pek bir sosyal ve siyasi yaşamları da olmasın. Onunla kalsın. Ve çok da etrafına bakıp kamusal alanda onu bunu da sorgulamasın. Gerektiği gibi ona kendisine söylenenlerini daha çok öğrensin. İşte bunun içerisinde, o paketin içerisinde ne yer alacaksa daha çok bunları düşünsün, bunların üzerinde dursun. Ve bu anlamda da tam iktidarın iz düşümü olan tek tip diye az önce vasıflandırdık. İktidarın iz düşümü olan bir gençlik ortaya çıksın. Bu konuda ben tabii ki eğitimde yapılan düzenlemelerinde aynı zihniyetin uzantısı olduğunu iddia daha edebilirim. Daha da aşağıdan başlatacak tabii, tasarlama tabii. Diyorsunuz. Oraya da geliriz ama çevre baskısı, şimdi bir yandan polis baskısı diyelim, güvenlik güçlerinin baskısı diyelim ve yargının baskısı elbette. Atılıyorlar okuldan sonuçta çok sayıda genç. Bir yandan da çevre baskısı herhalde. Şu yakınlarda örneğin gençlik kampları ile ilgili bir karar gündeme geldi ve tartışıldı. Evet. Haremlik, selamlık vesaire. Bunun gibi mi demek lazım? Tabii o da çok güzel bir örnek bulmuşsunuz. Şimdi şöyle tabii konu. Türkiye'de bizim anlayışımız şu hale geldi son dönemde. Eğer bir birey üzerinde bir baskı varsa bu illa devletten gelir. İlla siyaset kaynaklıdır gibi. Evet, az önce konuştuk. Çok yoğun olarak devlet siyaset kaynaklı bir baskı var gençler üzerinde. Ama gençler üstündeki baskı bundan ibaret değil. Yani bir toplumsal çevrede baskıcı olabilir. Biz bunun üzerinde durmuyoruz. Oysa günlük yaşamda milyonlarca insan toplumsal çevresinden de çok üst, çok rahatsız edici düzeyde baskı görüp özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bu her zaman için siyasi olarak planlanan bir konu olmayabilir. Ama özellikle iki grup insan bu toplumdan gelen baskıyı bizim toplumumuzda daha çok hisseder. Bir tanesi kesinlikle kadınlardır. Yani toplumsal çevre baskısı dediğimiz zaman öncelikle kadınlar üzerinde durmamız lazım. İkincisi de gençler. Çünkü bütün o güçlü toplumsal doku, gelenek, adet, örf, anane adına ne derseniz deyin, böyle bireyiz, bir sıkı denetim altına almak, eski deyimle zapturapt altına almak istiyorsanız eğer, onun hedefi özellikle kadınlar ve gençlerdir. Şimdi buna toplumsal çevre baskısı diyoruz. Profesör Şerif Mardin biliyorsunuz bir mahalle baskısı kavramını kullanmıştı ve günlerce tartışılmıştı ve çok da yararlı olmuştu bunu getirmesi. Şunu yalnız ekleyelim. Şimdi mahalle baskısı dediğimiz zaman şu tip bir şey anlıyoruz. Örneğin genç gidiyor, biraz belki kıyafeti farklı, çok çevreye uymuyor, saçı olabilir, başı olabilir vesaire. Böyle bir bakış, nazar eski deyimle. Örneğin kahvede oturanlar, daha yaşlılar duyuruyorlar da sonra amcasına, dayısına, bak senin bu yeğen niye böyle. Şimdi bu tabii mahalle baskısının bir örneği.
belki en az rahatsız edici örneği. Dile gelmese bile bakışlarla bir tabii, kınama bir tabii. anlamda. O olmazsa akraba, yakın akrabaya söylenir, duyurulur. Bak söyle ayağını denk alsın filan diye. Ama bu daha tabii geleneksel toplumda olan biçimi. Şimdi son zamanlarda mahalle baskısı da biraz daha farklı biçim alıyor belli yerlerde. Yani o mahallenin içerisine Adalet ve Kalkınma Partisi giderek daha fazla bir devlet parti, parti devlet oldukça onun içerisine resmi kurumlar da girmeye başlıyor. Şimdi ben çok tatsız, sevimsiz örneklerini duyuyorum bunun. Yani resmi görevliler o topluluk baskısıyla, çevre baskısıyla birlikte hareket ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir olay yaşandı örneğin. Hani parklarla ilgili bir ifade kullanıldı. Ve evet. bunun akabinden de bazı duyumlar geldi. Hani uyarıldıkları evet. gençlerin bazı ortamlarda işte otobüslerde, parklarda vesaire. Bunu tabii, kastediyorsunuz tabii. Onu da kastediyorum. Yani aslında bu da çok güzel bir örnek. Yani bazen buna... Şimdi şunlar da katılabiliyor. Mesela ben özellikle hani bir cemaat diye kastetmiyorum evet, tekrar evet. ama mesela dini cemaatlerle bu devlet yapıları, mahallenin zaten örf, adet, gelenekleri bunlar iç içe geçiyor. Ve özellikle gençler ve kadınlar üzerinde çoğu zaman duvarlar yaratılıyor yani. Özgürlüklerini ciddi kısıtlayıcı bir baskı ortamı oluşturuluyor. Bu çok ciddi bir durum. Ben şimdi şuna bağlayarak sözlerimi tamamlayayım. Baskı, özgürlük eksikliği, bir bireyin üzerindeki baskılar sonucu özgür davranamamasının o bireyin, o gencin gelişiminde çok önemli sonuçları olur. Şimdi bakın, şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi eğer mesela diyoruz ki biz faziletli, erdemli, ahlak sahibi gençler olsun. Şimdi siz bir insan üzerinde baskı kurarsanız, devamlı olarak ona böyle yapacaksın, öyle yapacaksın, burada otur, burada kalk derseniz, o zaman o bireyi düşünün, o genci düşünün, o genç kendi kendine nasıl tartacak? Oysa ahlaki olarak, yani. Ahlaki olarak gelişebilmesi için şu ortam şarttır. Bak burada şu görüş var, burada şu anlayış var, burada şu ahlaki bakış var, öbür ahlaki bakış buna farklı olarak şunu söylüyor deyip o çocukluğundan, gençliğinden itibaren bütün o farklı yorumları, seçenekleri değerlendirecek ve devamlı olarak yaptığı adeta bu egzersizle kendisine göre doğruyu bulmayı ve dolayısıyla ahlaki gelişimini tamamlayacak. Şimdi bu baskı ortamı hem siyasi baskı hem de toplumsal baskı birey üzerinde, genç üzerinde onun kişiliğinin sağlıklı gelişmesini çok ciddi olarak engelleyen bir durumdur. Tabii çok önemli bir nokta aslında değil mi? Şu anlamda da kişi kendini geliştiremezse zaten toplumunu da geliştiremiyor. Böyle bir zincirleme evet. gidiyor. Evet. Şimdi evet. bir yönünde de olayın Sayın Arıcan sizden hani rica edelim o noktayı da. Siyasi tasarlanan, siyasi iradenin yapmak istediği bir tasarlama olabilir evet. Ama öteden beri de sorunlar var. Yani biraz da sorunları isterseniz netleştirelim. Aslında ne sorunları var gençlerin? Hani işsizliği evet çok haber yapıyoruz, istatistikler ortada. Tutuklanmaları evet en çok gündeme gelen boyutu. Ama onun dışında ya da genel anlamda tasnifleyecek olursak ne tür sorunları olduğunu söyleyebiliriz gençlerin? Hemen ona başlamadan bir şey ekleyeyim. Özellikle bu tabii siyasi baskılarında şu anda polis şiddetinden çok ciddi bir şekilde bahsetmek gerekiyor. Hocam biraz önce kem gözlerden, nazar gözlerden bahsetti. Şimdi artık gençlere belki öyle bakmıyorlar ama şimdi gözlerini biber gazı sıkan, doğrudan gözlerini gazı sıkıp copla müdahale eden bir polis şiddetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla artık gençliğin sorunları ciddi bir şekilde şiddetle örtbas edilmeye çalışılıyor. Ve artık gençliğin sorunlarının bu şekilde değil, aklı selim bir şekilde tartışılması gerektiği de tamamen oturmuş durumda. Gençliğin sorunları aslında tüm insanların sorunlarından çok farksız değil çoğu zaman. Evet, işsizlik dediğiniz gibi çok fazla irdelendi ama sosyal ve kültürel çok ciddi sorunları var. Çünkü artık toplum bir şekilde gençliği tehdit haline görmeye başladı. Ve bu 80'i yarattı. 12 Eylül Anayasası'nın bahsettiği olağan şüpheler haline gören zihin yapısı tüm topluma yayılmış durumda. Çünkü 80'den önce yaşanan tüm şiddet olaylarından ve karmaşadan gençliği sorumlu tutuyorlar.
Dolayısıyla bu sürecin devamı 80 sonrasında devam ediyor. Anayasayla bir şekilde bastırılmaya çalışılan gençlik, apolitik bir şekilde sunulmaya çalışılan gençlik artık tüketim toplumunun getirdiği bazı manevralarla bir şekilde köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Ciddi bir şekilde artık gençlik dediğimiz en yenilikçi, en kendini yaratıcı bir şekilde ifade etmesi gereken bir gruptan bahsediyoruz. Şu anda tamamen tek tipi zihin yapısına ulaşmak üzerine ve kendi potansiyellerini keşfedememekle karşı karşıya. Ben hala potansiyellerini çok ciddi bir şekilde olduğunu inandığım için çok da karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Kültürel şekilde de aslında tüm dünyayla irtibat halinde olması gereken, kültürler arası ciddi bir şekilde iletişime sürekli çok kolay bir şekilde ulaşması gereken gençlik, yani zengin bir kültürel yapıya sahip olması gençlik aynı şekilde tek tipleştirilmiş bir kültüre maruz bırakılmak isteniyor. Dolayısıyla biraz önce verdiğiniz örnekler, Bursa örneği ya da ona benzer birçok örnek var aslında. Bir şekilde ahlaken köşeye sıkıştırılan gençlik sosyal ve kültürel olarak da hangi alanda kendini zenginleştirebileceğine dair de ipucu bulamıyor artık. Ve bu ciddi bir şekilde tartışılması gereken bir süreç. Ve üniversite yapısı ya da liselerde okutulan müfredattan tutun da akademinin de kendi içerisinde yaşadığı bazı baskıcı anlayış bir şekilde bu gençliğin, o yenilikçi dediğimiz, o yaratıcı dediğimiz gençliği ciddi bir şekilde artık yok etmekle tehdit ediyor. Bir şekilde önünü tıkıyor, evet. Aslında. Bu noktada aklıma geldiği için düşüncenizi merak ediyorum. Şimdi bir yandan da baskıcı toplumlarda başka yerlerden de böyle bir Arap Baharı'nın bir yüzü en azından yola çıkış noktasında o gençliğin hareketini gördük. Şimdi 68 gençliği hep anlatılır. Deniz Gezmiş'i anmak bile şu anda suç olabilir. Çocuklar o anlamda soruşturma geçiriyor olabilirler ama bir intikam alınıyor bir yönüyle, evet. Sanki. Fakat bir yandan da bakıyorsunuz o baskıcı toplumlarda yine bir gençlik hareketi doğuyor bir şekilde. Bir etki tepki bir şey. Var. O yüzden aslında çok karamsar bir tablo çizmek istemedim. Eğer gerekli koşullar sağlanırsa bütünlüklü bir gençlik politikası CHP'nin önerdiği şekliyle ya da çok ciddi bir şekilde üzerine düşünmüş özgürleştirici politikalar uygulandığı zaman gençlik her zaman potansiyeli yaratabilecektir. Ha, illa ki bunu beklememek de gerekebilir. Gençliğin o potansiyelini zaten hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerekiyor. Oradaki sosyal medyanın, yeni medyanın etkisinden aynı şekilde gençliğin hükümete karşı durabilecek de o gücünün, o yenilikçi yapısının da hep bir köşede durduğunu unutmamak lazım. Zira hükümet unutmuyor ki sürekli baskısını arttırıyor. O yüzden aslında hükümet bir şekilde gençlikten korkuyor. Yani gençlikten korkan bir hükümeti yapmak istedi de zaten o potansiyelin hala farkındayım. O yüzden yatırım yapmıyorum demek istiyor. Evet, oraya gelelim birazdan. Başka yasal düzlem, anayasal düzlemde de konuşacağız aslında burayı. Ama benim dikkatimi çeken bir konu var. Bu görünmeyen gençler Sayın Hayat'a. Oradan devam edelim mi acaba? Bu görünmeyen gençler derken... Aslında bu konularla da ilgili, evet, yani yakından, evet. İlgili. Şimdi bu görünmeyen gençleri biz ilk defa seçimden önce hazırladığımız gençlik raporunda ortaya çıkardık. Bu bayağı ciddi bir çalışmanın, akademik çalışmaları da iyi değerlendirmenin de bir ürünü. Tabii yani önce görünmeyen gençten neyi kastediyoruz? Onun üzerinde duralım. Şimdi mesela medyada baktığınız zaman bir genç profili var. Yani reklamları düşünün veya filmleri düşünün. Şimdi oradaki gençlerin çok çok büyük bir ağırlığı genellikle şehirde yaşıyor. Çoğu lise veya üniversite öğrencisi veya yeni bitirmiş. Son derece işte günlük deyimimizle modern görünümlü. Genç. Böyle bir profil var. Bu hakim. Şimdi bu böyle mi diye sorduk biz. Baktığınız zaman toplumda başka bir tablo ortaya çıkıyor. Mesela bir rakam verirsem o çarpıcı olacaktır. Somut bir rakam vereceğim. Şimdi 2,5 milyon ile 3 milyon arasında genç kız, ki ev kızı dedik bunlara. Şimdi bunlar okula gitmiyorlar. Bir şekilde okuldan alınmışlar. Ama aynı zamanda çalışmıyorlar da. Bazı durumlarda çalıştırılmıyorlar da. Yani çalışmalarına izin de yok. Hatta bazı durumlarda kolay kolay evden veya çoğu durumda bulunduğu sokaktan dışarı çıkmaları bile çok söz konusu değil. Şimdi bu çok çarpıcı bir tablo. Yani ev kızları. Mesela görünmeyen gençlerden biz öncelikle ve özellikle ev kızlarını kastediyoruz. Şimdi bakın. Ben çoğu yerde çok gerçekten dramatik konuşmalara tanık oldum. Mesela 17 yaşında 3 çocuk annesi, bir genç kız, ev genç kadın da ya, bir genç kadın 17 yaşında 3 çocuk annesi. Büyümeden çocuk büyütüyor bak, yani. 17 yaşı bir düşünelim. Yani şimdi hep beraber bütün izleyicilerimiz 17 yaşı bir düşünsünler. 17 yaşında 3 çocuk annesi ve diyor ki benim hayatım bitti artık. Bakın benim hayatım bitti artık. Yaş 17. Şimdi ev kızı meselesi bu anlamda çok ciddi.
ne bir çalışma beklentisi var, ne bir okuma beklentisi var. Çok küçük bir yaşta eve kapanmış ve bütün yaşamı öyle gidecek. Onların bu umutsuzluklarını mesela Türkiye ne filmlerde konu ediyor kolay kolay, ne başka türlü günlük yaşamda, siyaset dünyasında konu ediyor. Mesela bu çok güzel bir örnek. Bir örnek daha vereyim. Yine mesela onu da iyi çarpıcı, böyle bireysel şeye de, anekdotlara da bağlamamız mümkün. Şimdi mesela öyle gençler var ki yaşı 19, 20, 21. Şimdi bu çocuk 9-10 yaşında çalışmaya başlamış, okuldan alınmış. Mesela bir kaza olmuş, babası vefat etmiş. O yaşta çalışmaya başlamış. Ondan sonra 10-11 sene geçmiş. 4 tane kardeşi var ve anne. Evet, evinde anne onu el üstünde tutuyor falan ama sabah yani ezanla gitmiş, akşam karanlıkta geri dönmüş. Çoğu zaman üst baş yağ içinde, çamur içinde. Ve 4 kardeşini annesini geçindirmiş. Çok dar bir gelirle çıraklık yapmış. Ve bakın yaşı 20. Şimdi bu çocuk mesela ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor, bırak gençliğimi, çocukluğumu yaşamadım. Daha çocukluğunu yaşamadan 9 yaşında bir yetişkin insan ne yaparsa, bir yetişkin insanın siz davranış olarak ondan ne beklerseniz, işte evi geçindirecek, ciddi oturacak, ciddi kalkacak, çocukluk yapmadan, gençlik yapmadan doğrudan doğruya ne yapmış? Çalışma hayatına girmiş. Şimdi oysa o yaşta okulda olması gerekir. Ha bir de şu var, bakın şunu tespit ediyorsunuz. Burada doğrudan doğruya ben hükümeti eleştirerek de söylüyorum. Hükümet kayıt dışına devamlı göz yumarak bu durumda bazen merdiven altı diye tabir ettiğimiz bütün bu çocukları en olumsuz, güvence bakımından en düşük koşullarda da çalışmak durumunda bırakıyor. Ya yani böyle birisine güvencesiz bir çalışma ortamı veya tamamen eve kapanma. Şimdi bunların sayısına baktığınız zaman bunların sayısı öğrenci kadar. Ben bunlara tarım işçisi çocukları ekleyebilirim, gençleri. Bunlara mesela gerekli ilgiyi görmeyen engelli gençleri ekleyebilirim. Yani birçok başka grup var fakat Türkiye gençliğin önemli bir bölümünü adeta görmemezlikten geliyor. Biz yani görünmeyen gençler ve onları görünür kılmak istiyoruz dediğimiz zaman kanımca çok önemli bir sosyal probleme, büyük bir sosyal probleme işaret etmiş oluyoruz. Evet. Bu çok ciddi bir konu, bu görünmeyen gençler meselesi. Çok da aslında üzerinde durulmayan bir konu. Evet. Başka boyutları var. Yine devam ederiz aslında o çıraklık konusu, evet. Çocukluktan başlayan o hayatın bitişi, evet. O ifadeler aktardığınız çok önemli ifadeler ve eğitimle şunu de çok bağlı. Şunu söyleyeyim bakın gençlerle ben bir izin verirseniz çok kısa bir şey. Şimdi gençlerle konuştuğunuz zaman gençlerden çok ciddi olarak size iletilen bir mesaj vardı. Bu gençlerden. Gençliği yaşamak. Şimdi gençliği yaşamak nedir? Yani biz diyoruz ki gençliği bırak nasıl yaşayacağına büyükler o kadar karar vermesin. Elbette büyüklerle konuşacaktır, danışacaktır, fikir alacaktır annesiyle babası ama bütünüyle eğer biz sen şu olacaksın dersek o çocuk gençlik dediği şeyi yaşayamıyor. Çünkü gençliğin biyolojikten tutun bir takım özellikleri var. Şimdi gençlerin gençliği yaşayabileceği bir Türkiye önemli. Ve bu çocuklar son belki çarpıcı yine bir örnek olsun diye vereyim bunu. Şimdi bu çocuklar diyorlar ki mesela ben sorduğum zaman nedir diyorum, kim gençliğini yaşıyor peki? Sen yaşayamıyorsun. Anladım, sen işte evde oturuyorsun. Bir şekilde ev, çevre vesaire oraya kapandın veya işten gözün başka bir şey görmüyor. O durumda bırakılmışsın. Kim yaşıyor dediğim zaman biliyor musunuz ne diyorlar hepsi? Üniversite gencini gösteriyorlar. Çünkü dışarıdan bakıyor, üniversite genci bir taraftan okuyor, kendini geliştiriyor. Üniversite genci bir taraftan rahat. Üniversite genci arkadaşlarıyla, bunlar kızlı erkekler, oturuyorlar pastanelerde konuşuyorlar. Sosyalleşiyorlar. Onlar kültürel faaliyetlere katılıyorlar. Yarışma programları olabilir, spor programları olabilir. Bu çok önemli bir nokta. Nedir gençliği yaşamak? Benim aldığım cevap bu. Gençliği diyorlar, bakın üniversitede okuyanlar yaşıyor diyor. Belki üniversitede okuyanların sorunları çok. Onlar belki kıymetini o kadar bilmiyorlar. İçinde bulunduğu durumun ama öbür görünmeyen gençlerin gözünde gençliği yaşamak ideal olan üniversite genci olmak. Okumak istiyorlar yani.
Evet, hoş da bir nokta aslında. Belki hani üniversite gençliğine sorunca onlar da belki yaşayamadıklarını düşünüp bu ülkede en azından bir takım sıkıntılar yaşadıkları için gençliğimizi yaşayamıyoruz diyebilirler. Hani başka ülkeleri referans göstererek böyle devam eder ama Çok doğru. Değil mi? Bir daha sözünüzü kesmek istemiyorum. Çok Buyurun lütfen haklısınız. buyurun. Onlar da daha ileri ülkeleri referans göstermekte haklılardır. Evet, o da doğrudur. Çünkü neden gençlik yenilikçi diyoruz? Çünkü neden gençlik arayış içerisinde oluyor, değil mi? Statükoyu kabul etmiyor. Hep bir arayış içerisinde olduğu için özelliği gereği. Dolayısıyla da o farkı da ortaya koyabiliyor. Ama onun önüne duvarlar konuyor dedik. Yasal sıkıntılar var. Bir bakış açısında galiba temelde bir sorun var anladığım kadarıyla Sayın Arıcan. Yani evet, bakış açısı dediğim gibi 80'den beri çok ciddi bir sorun. Yani çünkü Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman gençlik idealleriyle gence çok ciddi misyonlar yüklemiş bir Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Bir de 80 sonrasında çok ciddi bir şekilde gencinden korkan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve aradaki süreci yasal bir şekilde özellikle anayasayla doldurmaya, gidermeye çalıştıkları gibi ciddi bir şekilde o şiddetle, korkutmayla, toplumsal çevre baskısıyla da bunu daha da kötüleştirmek için de uğraşıyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz gibi bunu çocukluktan itibaren başlatmak niyetlerindeler. Zaten son yaptıkları eğitimdeki değişiklikler de artık bunun 15-29'da değil, aslında artık 5 yaşından itibaren başlayan bir süreç olduğuna da böylelikle girmiş oluyorlar. Yani aslında tasarlanan sadece gençlik değil, bir birey tasarısından bahsediyoruz burada. Ahlaken, sosyal ve kültürel anlamda tasarlanmış bir bireyden bahsediyoruz. Ve bu süreci de yasalarla, değişikliklerle, mevzuatlarla ciddi bir şekilde çetrefilli hale getirme sürecini nasıl engelleyeceğiz? Asıl mesele zaten burada. Ve burada da en yaratıcı fikir üretecek, muhalif görüş üretebilecek gençlik. Ve bu, dolayısıyla da bunun da önündeki dediğiniz duvarları kaldırmak da çok ciddi düşünülmesi gereken bir konu tabii. Ne yapmak lazıma biraz bakalım mı acaba? Yani o zihniyet, tamam, hani güzel tespit ediyoruz, zihniyet değişmeli diyoruz da. Peki ne yapmak lazım? O konudaki düşüncelerinizi de alalım. Hani projelendirelim biraz. Ya tabii ki zaten gündem de çok sıcak olan anayasanın sürecinde bu anayasa maddesinin gençleri ciddi bir şekilde zararlı maddelerden alıkoymak üzerine kurulu. Ondan korkan, onu sürekli engellemek isteyen, onu bütün zararlardan, tehlikelerden, yani yetişkinin tasarladığı tehlikelerden uzak tutmaya çalışan bir madde var. Bu maddenin bir an önce değişmesi gerekiyor. Çünkü gençlik tehlikenin farkında olabilecek denli de kendi zihin yapısına, akıl yapısına, eleştirel düşüncesi kullanabilecek potansiyele sahip. Aynı şekilde bir yetişkinin sürekli ona sunması gerekenin dışında da düşünme kabiliyetine sahip. Dolayısıyla anayasanın ciddi bir şekilde böyle bu şekilde dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de CHP'nin zaten politik notunda çok güzel bir şekilde belirtildiği gibi bir madde önerisi var. Madde önerisinde de zaten açıkça deniyor ki devlet gençlerin kişiliğini özgürce geliştirmesini, temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmasını ve toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama etkin biçimde katılmasını sağlayacak her türlü siyasal, ekonomik ve hukuksal önlemi almakla yükümlüdür. Dolayısıyla bu topyekun hem siyasal hem ekonomik hem hukuksal bir dönüşüme işaret gösteriyor. Ve bu demek oluyor ki aslında uzun vadeli bir sosyal kültürel dönüşümün de bir şekilde sağlanmasını hedefliyor. Bu anayasal süreçten sonraki kurumların tabii çok yeniden yapılanması gerekiyor. Onunla ilgili belki hocam çok daha ayrıntılı tanım getirebilir. Ama baştan bu anayasanın ciddi bir şekilde dönüşmesi gerekiyor ve bunu yarattığı sosyal ve siyasi ortamla beraber de bu özgürleştirme sürecinin de hızla devam etmesi gerekiyor. Yani bu sonuçta öyle bir süreç ki hem yasasıyla hem o besleyici başka sivil toplumla destekleyecek uygulamalarıyla zincirleme gidecek çok, diyorsunuz. Topyekun bir proje. Topyekun bir proje, büyük bir proje ve de vizyon, misyon, ciddi büyük bir proje. CHP'nin de bu anlamda projesini isterseniz artık ayrıntılandıralım. Evet, yani ne azarlanan ne tasarlanan tabii, gençlik. Şimdi biraz önce Sayın Arıcan da bahsetti. Şimdi tabii gençliğe bir çoğul yapı olarak da bakmak lazım. Şimdi mesela böyle tek tip üzerinde çok durduk. Tek tipi gayet güzel az önce anlattı. Şimdi gençler dediğimiz zaman ister istemez bir çoğulcu yapıdan bahsediyoruz. Bakın başka kuşaklarda, yaş kuşaklarında bu çok görülmez ama çok daha iyi bilir. Mesela bir müzik etrafında hemen gençler küçük bir ekol oluşturabilirler. Niye? Kendi farklılıklarını koymak için. Bu bir müzik konusu olabilir. Bu bir giyim, kuşam, yeme, içme konusu olabilir. Hep zaten neyi görüyoruz? Farklı farklı genç kültürler. Tam bunları bastırmamak lazım. Bunlar zenginlik. Farklı gençlik kültürleri. Bir kere yani bir siyasi iktidar ve toplum o çoğulculuğa, çoğulcu yapıya
hoş bakmalı. Tahammül etmeliğin ötesinde hoş bakmalı. Bunu bir zenginlik olarak, besler, değil tabii mi, bir toplumu renk olarak görmeli. Yani zaten bakıyorsunuz, nerede en çok renk vardır? Nerede en çok coşku vardır? Gençlerin olduğu yerde vardır. Tamam, biraz bağırış çağırış falan, ses yüksek olabilir. Yani bizleri biraz gürültür ama coşku var orada. Heyecanın yansıması aslında sanki. Dinamizm var. Dinamizm var. O dinamizmi bastırmaya çalışmamak lazım temel zihniyet olarak. Başka zihniyete ilişkin önemli değişiklikleri söyledik. Ben yalnız şuradan bakayım, daha da böyle net olarak da size söylemek açısından, biz gençlik raporunda çok ciddi yeni bir kurumsal yapı önerdik. Yani bunun da hiçbir şekilde illa CHP tarafından değil, bugün de hükümet alsın, gerçekleştirsin. Bakın burada neyin altını çiziyoruz? Genç Türkiye politikası. Bir kere ismi çok güzel. Bir genç Türkiye politikası oluşturalım. Yani konuya önem verelim. Yeni bir politika oluşturmak için ne tür örgütlenmeler, ne tür adımlar atılacaksa o adımları hep beraber atalım. Yani böyle siyah harflerle yazdık. Genç Türkiye politikası diye. İkincisi, idari ve siyasi yapı darmadağınık. Gençler üzerinde hükümetin, idarenin hiçbir özel iyi çalışılmış hedefi ve buna bağlı yürütülen programları yok. Onun için bütün o dağınık yapıyı, 6 bakanlığın sorumluluğuna dağıtılmış olan o paramparça yapıyı bir yerde toplayalım. Bakın nasıl sağlık sistemi dağınıktı, bir yerde topladık, bunun belli yararları oldu. Onun gibi burada da biz isim de koyduk. Dedik ki gençlik politikaları eşgüdüm kurumu. Adına da genç kur dedik. Yani hep diyorlar CHP, bakın CHP somut kurumsal önerilerle geliyor bu anlamda. Bir genç kur kurulması gerekli dedik. Bir gençlik bütçesi öngördük. Yani hükümet diyecek ki iktidarlar, biz gençlik için şu amaçlarla şu kadar kaynak ayırdık. Ve bu bilinecek ve denetlenecek. Sahiden o kaynak, o para gençler için mi harcandı? Gençler bunu görecekler. Onun için gençlik bütçesi. Bu efendim %0.5 olur, 1 olur. Bundan ayrı bir konu. Büyüklüğünden ayrı bir konu. Adı belli olacak. Nereye harcanacağı gençlere belli olacak ve gençler denetleyebilecekler. Üçüncü, yani bir başka kurumsal mesele şu. Gençlerle, bütün kendileriyle, onların sivil toplum kuruluşları, gençleri temsil eden bütün örgütlerle gençlik politikası geliştiren ve uygulayan resmi kuruluşların, yerel yönetimlerin beraber olacağı, dolayısıyla gençlerin karar alma süreçlerinde yer alacağı yapıların oluşturulması. Bu da çok önemli. Ve ben buna şu iki kurumsal öneriyi daha eklemek istiyorum. Mesela parlamentoda birçok komisyon var. Bir gençlik komisyonu olmalı ayrıca. Türkiye için şart. Türkiye kendi geleceğini düşünüyorsa, kendi kalkınmasını düşünüyorsa, nasıl ben daha nitelikli, vasıflı iş gücü geliştiririm ve bu vasıflı iş gücüyle kalkınma hamlemi daha ileri aşamalara taşıyıp uluslararası rekabet gücümü artırırım. Bu endişe içindeyse mutlaka gençlerin dinamizmine gerektiği yeri vermeli. Gençlik komisyonu mutlaka parlamentoda da uzun dönem plan yapacak şekilde de tasarlanmalı. Ve ben buna bir kurum daha ekleyeceğim. Mesela bu çok benim kişisel olarak deneyimli olduğum bir alan. Neden o zaman yapmadım diye kendi kendime de soruyorum. Mesela üniversitelerde gençlik üzerine birkaç üniversitede en azından araştırma yapan, eğitim yapan yüksek lisans programları kurulabilir. Doğrudan gençlik çalışmaları adı altında. Yani ben doğrudan doğruya bu işten sorumlu olarak senelerce görev yaptım. Şimdi düşünüyorum, çok güzel, çok yararlı olabilir. Gençlik üzerine doğrudan doğruya yüksek lisans programları. Yani kurumsal yapıya ilişkin olarak çok somut önerilerimiz var. Bunları ben tabii başlık olarak sundum. Bunların hepsinin gençlik raporumuzda. Ve burada, ama özellikle gençlik raporumuzda ayrıntılı olarak bunlara değiniliyor. Evet, ayrıca ilgilenmek isteyenlerin web sitesinden ulaşabileceğinin altını çizelim. Hem gençlik raporunu hem de bu politika notunun da ayrıntılarını değerlendirebilirler, izleyebilirler. Biz biraz daha gençlik düzlemi üzerinde de yine devam edelim. Çünkü sorular ve yanıtlarla gidince daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi sizin kurumsal yapıyla önerdiğiniz bir gençlik özgür ve yenilikçi gençlik. Ama bir de karşı tarafta
başka tasarlanan bir gençlik programın başından bu yana konuşuyoruz. Şu mudur aslında temel nokta? Siz altını çizmek için soruyorum. Siz aslında ifade ettiniz onu ama gençlik öyle bir şey ki şimdi çocuk doğduğu andan itibaren öğreniyor, şekilleniyor ve kalıpları yok. Tabii kendi böyle deviniyor, hızlı deviniyor. Dolayısıyla çok kolay alıyor ve o kalıplar olmadığı için de yenilikçiliği ortaya çıkıyor. Ülkenin gelişmesini biraz burada biraz o kurumsal yapıyla değerlendirelim istediğim için açmak istedim efendim burayı. Burayı biraz açabilir miyiz? Tabii aslında Tunca Bey de çok güzel anlattı bence. Şunu yalnız belki ekleyebiliriz bu konuya. Şimdi gençlerin bir yenilikçi kültürün içinde büyümeleri lazım. Hatta ben şöyle bir kelime bile kullanabilirim. Gençlerin gerek eğitim yaşamlarında, gerekse eğitim yaşamları dışında bulundukları çevrelerde bir yenilikçi ekosistem oluşturmak. Yani bunu şu anda düşündüm. Bir ekosistem gibi düşünün. Yani bu nasıl bir sistem olmalı? O sistem gençler arasındaki bütün bu dinamizmi gençlerin ortaya koymasına izin vermeli. Bütün o çeşitlikleri, farklılıkları hoşgörüyle ve teşvik ederek karşılamalı. Ve gençlerin, bu çok önemli, gençlerin her türlü otoriteye karşı, bakın altını çiziyorum, her türlü otoriteyi rahatlıkla sorgulayabilecekleri bir kafa yapısına sahip olmalarını sağlamak. Yani bu neden çok önemli? Çünkü yani ben mesela baba olarak isteyebilirim ki benim çocuğum her dediğime uysun. Hayır, benim çocuğum bir şekilde benim yaptığı acaba babam doğru mu yapıyor, bunu sorgulayabilmeli. Sonra eğer benimserse benim dediğimi, o zaman onun açısından çok daha yararlıdır. Bu illa karşı çıkmak anlamında değil. Evet. Şimdi eleştirel düşünce dediğimiz etken burada çok devreye giriyor ve çok önemli. Eleştirel düşünebilen bir gençlik mesela bunun yine önemli bir altyapısı olarak biraz önce değinildiği gibi farklı kültürlerle ilişki kurabilen bir gençlik. Bu yurt içinde ve yurt dışında. Bakın genç yaşta kendinden farklı olan kimseleri ne kadar çok görürse, onlarla ne kadar çok etkileşime girerse her biri onun düşüncesine, beynine çarpacaktır. Onu daha farklı düşünmeye zorlayacaktır. Onun için bugün örneğin Avrupa Birliği'nde en çok üzerinde durulan konulardan birisi gençliğin mobilitesi, hareketi, hareketli gençlik. Milyarlarca euro ne için harcanıyor? Gençleri bir okuldan alıp öbür okulda da bir süre misafir edelim, orada da bulunsunlar. Gençler farklı farklı ülkelere gitsinler. Bu bizim Türkiye'de ben baktım, yabancı dil bilme oranı %2'lerde, %3'lerde çok düşük. Ciddi yabancı dil bilme çok düşük. Ve yurt dışı görmüş olan gençler yok denecek kadar az. %2-3'te. İşte o yüzden kurumsal yapılar gerekli. Onun için sanıyorum. Kurumsal destek de gerekli. Hı-hı. Yani biz buna hareketli gençlik diyoruz. Çoğulcu gençlik aynı zamanda hareketli gençlik. Farklı kültürlerle ilişki kurmayı bilebilmeli. Niye biliyor musunuz? Şimdi artık içinde yaşadığımız durumda bir İstanbul'a bakın. Hı-hı. Bir İstanbul'a bakın. İstanbul'da artık bugün nereye gitseniz çevrenizde çok sayıda yabancı görüyorsunuz. Ankara'da var ama İstanbul'da daha çok. Bu ne demek yani? Devamlı olarak İstanbul gibi bir şehirde farklı farklı yerlerden gelmiş, bu Orta Asya'dan gelenler olabilir, bu Orta Doğu'dan gelenler olabilir. O kadar çok, bir zamanlar Suriyeli vardı ki şimdi bilmem azalıyor mu. Ondan sonra Balkanlardan gelenler. Şimdi ne yapıyorsunuz bütün artık yaşamınız boyunca? Farklı yerlerden gelen, farklı kültürlerden gelen insanlarla birliktesiniz. Aynı mekanı paylaşıyorsunuz. Beraber çalışacaksınız. Onun için gençlerimizi bu farklı kültürlerle ilişki kurmaya da hazırlamamız gerekiyor. Evet, bu biraz tabii Türkiye'de kindar gençliği, dindar gençliği vesaireyi tartışırken son derece bambaşka bir boyut olduğu bir anlamda. O kadar tezat ki birbirine konuştuğumuz şeyler. Size soralım Sayın Arıcan, sizle devam edelim. Nasıl bir gençlik şimdi, kindar mı, dindar mı? Özgürlükçü, yenilikçi, açık fikir, gelişmeye müsait? Sorun burada kesin dindar olması değil. Tabii ki inancı olabilir. Tabii ki inancı olacak. Onun dışında ne yaptığı önemli. Yani siz sosyal hayatta, siyasal hayatta, kurumlar içerisindeki ilişkide, ailede, çevrede gence nasıl davranıyorsunuz? Tabii ki gencin dini inancı olur. Sorun o değil. Evet.
Pardon, ben... Ne diye, estağfurullah. Yani burada aslında alt başlık çok özgür ve yenilikçi gençlik. Bu da çok kritik bir başlık. Neden? Örneğin bu yenilikçi olma hali, yaratıcı olma hali Avrupa'da çok, Avrupa Birliği'nin çok ciddi üzerine durduğu bir süreç. Ve yaklaşık geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çok ciddi yatırımlar, genç sanatçılara, ciddi anlamda kültür alanında hareket eden gençliğin çok ciddi bir şekilde üzerine yatırımlar yapıldı. Ve bunun tek amacı şu: artık sanayiden kültüre, toplumun her kesimi bu yaratıcılık ve yenilikçiliğin üzerine inşa ediliyor. Yani kullandığımız en basit cep telefonundan görebileceğimiz en yenilikçi, en yaratıcı sanat aslında bu anlayışla beraber çıkıyor. Dolayısıyla aslında özgür ve yenilikçi gençlik ciddi bir şekilde düşünülen bir gençlik. Ve şu tasarlanan değil, üzerine düşünülen ve hala yenilenebilecek, ciddi bir şekilde gençlikle beraber istişare edilebilecek ve tekrar ve tekrar kendini yenileyebilecek bir proje, değişkenliği, bir politika. Değişkenliği var yani kendi, evet, içerisinde. Ya çünkü sürekli sürecin kendisi değişiyor, gençlik bununla beraber kendini değiştiriyor ve ihtiyaçları belirgin bir şekilde farklılaşıyor. Dolayısıyla üretilen her projenin buna göre de esnek bir şekilde, hareketli bir şekilde kendisini yenileyebilmesi gerekiyor. Yani bu yetişkinin, hükümetlerin, politikaların ya da bütün kurumsal yapının kendi içerisinde yenilenmesi anlamına geliyor. Aslında dışarıdan baktığımız zaman bahsettiğimiz sürecin kendisi topyekun bir yenilikçi bir süreç. Dolayısıyla buradaki kindar dinler tartışmasının ötesinde sürekli kendini yenileyebilen ama bunu bireyin özgürleşmesi üzerine düşünmüş ve bir şekilde bunu esnetebilen bir anlayıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla buna da gençliği dahil ediyoruz. Ve gençliği de bunun ortağı, yani bugünün ortağı anlamında ortağı haline getiriyoruz. Evet, bir anlamda aslında bir çağrı gibi de oldu bu, bir anlamda hani düşününce sonuçta izleyicilerimizin arasında da gençler var elbette. Onların da ilgisini, dikkatini çekiyordur zannediyorum. Bir dönüşüm yaşıyor ya Türkiye, isterseniz biraz da oradan bakalım. Yani sonuçta eğitim dedik, zaman zaman geldik o konuya ama daha aşağılardan başladı artık o eğitim yasasıyla birlikte dönüşüm. Tüm bunlarla büyük bir proje var. AKP'nin 10 yıllık sürecini siz Sayın Hayat'a vurgularken ortaya hani koydunuz. Bir yandan da eğitim yasasıyla birlikte o çocuklarla beraber değişen bir Türkiye profili var. Şimdi evet, proje çok güzeldi. Oradan devam etmek de istiyorum. Ben, insanı gülümsetiyor çünkü ferahlatıyor böyle bir o özgürlük, yenilikçilik, çağın gerekleri bir de baktığımız zaman ülkenin de gelişmesi. Hani bir anlamda da vatanseverliğin gereği gibi duruyor. Ama öbür tarafta da bu kapatılan farklı uygulamalar vesaire var. Biraz hani sonuca doğru da yaklaşırken eğitim yasasıyla beraber değerlendirelim mi? Eğitim yasasında yani şimdiye kadar gördüğümüz şu: daha çok bu düşünülen bir torna var. Yani gençler o tornadan çıksın diye. Bunun daha somut sonuçlarını göreceğiz. O zaman da ayrıntılı olarak biz dile getirmeye çalıştık. İlla o tornadan çıkmış kendi kafamıza göre gençler olacak diye eğitim sistemini çok riske attık. Yani bugünün konusu değil. Ben bunu ayrıntılı burada değinmeyeyim ama bakınız, çok ciddi olarak oynadık eğitim sistemiyle. Yaz boz tahtası. Yani başka amaçlarımız vardı belki. İlla o amaçlara gitmek için eğitim sistemini kanımca altını üstüne getirdik. Sizin de az önce dediğiniz gibi. Bunun sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını ileride görebiliriz. Evet. Fakat tabii yine siz bir başka noktaya değindiniz. Toplumsal değişim dediniz. Şimdi özellikle içinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünyada gençlerin özgürlük talepleri çok güçlü. Her bireyin güçlü. Her toplum kesiminin güçlü. Her ülkenin güçlü. Yani özgürlük talebinin bu kadar bağırdığı bir yerde, bütün dünyanın daha fazla özgürlük, daha fazla özgürlük dediği bir yerde, bunun tersine bunu çok denetleyici, bir kalıba sokucu yapıları zorlarsanız teper bu. Ters teper. Göreceksiniz gençler arasında bu anlamda biraz görüyoruz. Tunca Bey de söz etti. Bazı örneklerden göreceksiniz, bu illa bir eylem, yürüyüş falan, böyle bir baş kaldırı demek değildir. Bu tepki artacaktır. Girmez çünkü, yani bu çağda bu kalıba istediğiniz gibi böyle yoğurup istediğiniz kalıba sokamazsınız. Yani siz 30-40 sene önce, 30-40 sene öncenin eğitim koşullarında kendi okuduğunuz okulların aynısını ben bugün görmek istiyorum. O okullar çok mükemmeldi. Bu yanlış bir yaklaşım. Ben artık kendi okuduğum okulu değil, ben de 20-30 sene önce okudum, daha önce. Ben 30-40 sene sonrasının okulunu düşünmek zorundayım. Esas
ileriye bakışın altında bu yatar. Yoksa efendim işte şu kurum şöyle çok başarılı, bunlar cevap değil. Hepsini ona benzetelim. Hepsini ona benzetelim. Yani her şeyi kendimize göre düşünmememiz lazım. Dünyaya bakmamız lazım. Ben birçok konuda bir arkadaşıma, kendime bakıp ne kadar iyi olmuş diyebilirim. Ama o dündü, geçmişti, geleceğe dönük apayrı konuları, apayrı yapıları, değerleri düşünmemiz gerekir. Aksi halde çok büyük yanlış yaparız. Teper bu. Toplumda teper. Ben gençlerde o kalıba girmeme iradesini her yerde görüyorum. Bakın size iddia ediyorum, ev kızlarında bile görüyorum. Çalışan gençlerde görüyorum. O kalıplara girmek istemiyorlar. Çünkü etrafta gördükleri, yaşamak istedikleri bir hayat var. Ve gençliklerini yaşamak istiyorlar. Geleceklerinde kendileri kurmak istiyorlar. Şöyle diyeyim, Atatürk gençlik konusunda biraz önce Tunca Bey söyledi. Gençlere emanet edecek kadar Cumhuriyeti onlara önem verdi. Değil mi? Bu çok önemli. Niçin böyle yaptı? Bunun kalınca en doğru yanıtı şudur. İleriye dönük ufku, vizyonu olan bir lider olduğu için gençleri tamamıyla geçmişteki kuşaklara, yani siz geçmişte çok saygı duyduğunuz ecdadınız var, ölülerimiz var, onlar size yön verecek. Sizin geleceğinizi siz değil onlar şekillendirecek. Bunu iyi anlamıyoruz Türkiye'de. Atatürk buna karşı çıktı. Dedi ki geçmişe saygı duyun, tarihi öğrenin ama kendi geleceğinizi kendiniz kurun. Bugün zannedersem Atatürk'le bugünkü hükümet arasındaki en büyük anlaşmazlık budur. En büyüğü budur diyorsunuz. En büyüğü budur. Temelde bir anlayış farkı, temelde bir irade farkı da yaratıyor tabii bu zincirleme. Zihniyet, bir bakış farkı. Onu ben hükümetin yeterince anladığı kanısında değilim. Yani hem böyle benim bildiğim, benim kalıplarım deyip bütün her şeyi bizim ecdadımız bilir, yarın bilmez, yarın gelecek genç değil, ecdat hepsine, tamam ecdadımıza saygımız büyük ama ecdadımız yarınımızı bu kadar tek başına belirlenmemeli. Yani onlar da ortaktır yarınımıza, ama gençler de yarınımıza ortaktır. Çağın aslında ruhuna biraz da vurgu yapıyor sizin bu söyledikleriniz. Çünkü yaşanan dönemlerde o ruh etkiliyor, toplumsal yapı etkiliyor değil mi? Azıcık da toparlamaya başlayalım dilerseniz. Çünkü konuyu da gençlik deyince o toplumun en farklı kesimini de anlamış oluyoruz. O akımlardan, dünyadaki akımlardan en kolay etkilenen kesimini de anlamış oluyoruz. Tüm bunlarla beraber bakınca sizin sözleriniz çok daha anlamlı oluyor, o hatırlatmalarınız. Şimdi gençlik sorunlarını, çözümlerini tamamıyla ortaya koyduk Sayın Alican. Sözleri toparlarken ne söylemek lazım? Nasıl bir gençlik siyaseti oluşturulmalı ki bizler bu sorunları konuşmayalım ve ne kadar iyi yaptık şu gençlik hareketi, işte şu projesi şöyle iyi oldu, şurada eksik var, şurayı tamamlayalım falan diyeceğimiz günler gelsin diyelim. Şimdi önümüzdeki süreçte belli ki hükümet çok bu tarz yapıcı ve özgürleştirici politikalara yanaşmayacak. O yüzden aslında kendim de bazen bir genç sayılabilirim hala. Muzdarip olduğum konuları üzerine düşündüğüm zaman belki çok küçük hareketlerle başlayayım. Mesela yetişkinlerin artık gençlerden korkmak yerine onları önce bir anlamaya çalışarak, ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak bir yapı kurmaya çalışabiliriz. Önümüzdeki süreçte en önemli bence gençliğin ihtiyacı olan, gençlik siyasetinin üzerine kurulması gereken, anne babanın ya da çevrenin, yetişkinin bir şekilde gencin sıkıntısının ne olduğuna dair bir soru işaretiyle yaşaması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu politikaların, hükümet politikalarının üzerine bir şah koyması gerekiyor bunun üzerinden. Çünkü en iyi cevap aslında gencin kendisinden alınabilir. Evet, bir müzik kadar hızlı yayılabilen bir şey yoktur bu dünyada ve hükümet öyle ki müzikten de korkar halde, resimden de korkar halde, dizilerden de korkar halde ve bunun da en çok etkilenen grubun da gençlik olduğunun farkında. Dolayısıyla gençlik siyasetinin ne şekilde şekilleneceği bence öncelikle kendi aramızda bir yetişkinlik süreciyle başlayabilir. Ondan sonraki kurumsal yapı zaten kendi kendine gelecektir. Çünkü yetişkin genç arasında kuracağı iletişim ile, ki gencin şu anda en çok ihtiyacı olan şey bir jobdan, bir bergazından değil, sadece neden ve ne istiyorsun ve neler yapabilirsin sorusunu duyduktan sonraki süreç bence bambaşka olabilir. Gençlik siyaseti böyle başlayabilir ki zaten CHP'nin de ısrarla yapmaya çalıştığı şey bu. Ama bunu küçük hareketlerle başlattığımız zaman büyük hareketlere de neden olabileceğini düşünüyorum.
Peki Sayın Hayat'a geçmeden önce gençlik siyaseti derken siyasetin gençleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlgi var mı gençler arasında siyasete? Yani çok, yani politika notunda da çok güzel bahsedilmiş, çok küçük bir rakamdan bahsediyoruz. %3.7'ler gibi, %3'lerde kalan bir siyasi parti üye olma oranı var. Gençlerin arasında siyaset konuştuğundan da çok bahsetmek mümkün görünmüyor istatistiksel olarak. Araştırmalar onu gösteriyor. Yani gençlik çünkü artık korkuyor. Ve ilgisini de kaybetmek durumunda kalmış. Hı hı. Yani çünkü korkan bir gençlik, polisten korkan, hükümetten korkan, dinlenilmekten, izlenilmekten korkan, kendi yanındaki genç arkadaşından korkan bir gençlikten bahsediyoruz. Bu da tabii o dinamikten vazgeçmek anlamına evet. geliyor. O istenen, arzu edilen, evet belki böyle tek tip korku toplumu olabilir ama sonuçta o dinamizminden de vazgeçmek anlamına geliyor. Bu da pek hoş olmasa gerek. Bu gençlik siyaseti, siyaset gençleşmiyor. Tam tersine artık başka bir yere evrilmiş durumda. Bazen siyasetin gençleşmesi gerekiyor. İşte kotalarla oynamak çok ciddi atılımlardır bunlar. Ve gençleşen bir siyaset aslında yaratıcı ve yenilikçi bir siyaset, özgürleştirici bir siyaset anlayışıdır. Dolayısıyla gençlik siyaseti ve siyasetin gençleştirilmesi, ikisi beraber düşünülmesi gereken iki bence önemli nokta. Evet Sayın Hayata, sanki gençlerin önüne böyle duvarlar koyunca ülkenin de önüne koymuş gibi oluyor değil mi? Yani sonuçta baktığımız zaman sizinle de bir özeti yapalım dilerseniz. Tabii aşağı yukarı çok önemli noktaları dile getirdik. Onları belki de başlıklarla, ana başlıklarla evet, tekrarlayabiliriz. Yani bir tanesi şu. Bütün toplum kesimleri için özgürlük çok önemli. Daha fazla özgürlük ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye olan ihtiyacı. Ama gençler özgürlük talebi konusunda bütün toplum kesimlerinden daha fazla ısrarlı. Yani toplumsal koşullar, dünya koşulları da onları adeta buna zorluyor. Özgürlük taleplerini gençlerin kesinlikle göz ardı etmemeliyiz, edemeyiz. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, gençler dediğimiz zaman sadece kendi çevremizden bakıp bir grup genci görmemeliyiz. Bütün gençleri görmeliyiz. Türkiye'deki bütün farklılıklarıyla gençleri görmeliyiz. Bundan özellikle de görülmeyen gençleri kastediyorum. Evdeler, dışarıdalar, dışarı çıkmıyorlar, yoklar diye 2,5 milyon ev kızını göz ardı edemeyiz. 13-14 yaşında ev geçindiren, sabahtan akşama küçük bir belki atölye dışında hiçbir zaman gözümüze çarpmayan bir çalışan genci göz ardı edemeyiz. Yani görülmeyen gençleri görmek yine aynı şekilde son derece önemli bir hedefimizdir. Bir üçüncü nokta, gençler hep dile getirdik gelecek için. Yani bugünü yok adeta gençlerin. Yani 22-23 yaşındaki, 26-27 yaşındaki, 19 yaşındaki bir insan kendisiyle ilgili olanlar dahil hiçbir konu hakkında fikir sahibi olamaz, hiçbir görüşü olamaz gibi yarınlar gençlerindir demek. Hayır, bugünlerde gençlerin. Yani gençler bugünün de ortaklarıdır diyebilmek. Yine aynı şekilde gençlerin gençliğini yaşayacakları, onlara her meseleyi dışarıdan şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın demeden, her konuda ellerini kollarını bağlayarak denetlemeden bu gençliği yaşama ortamlarını onlara tanımak, en azından bu anlayışı gençlere taşımak. Yani bunların ben bütün konuşma boyunca da zaten altını çizdik. Hareketli bir gençlik, renkli bir gençlik, coşkulu bir gençlik ve dinamik bir gençlik. Ve tekrar aynı konuya getirip öyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Şimdi Atatürk'le ilgili söylediklerim kadınca çok önemlidir. Atatürk tarihe, geçmişe, geleneklere, saygıya, oradan öğrenmeye, o birikimden yararlanmaya önem vermekle birlikte yeni kuşaklara kendi geleceklerini belirleme, kendi kaderlerini tayin etme. Bunun onların hakkı olduğunu söyledi. Yani bugün bu bakışla, Atatürk'ün bu bakışıyla bugünkü iktidar yapısı arasında bir uzlaşmazlık var. Yani bu iktidar yapısı Atatürk'ü anlamak istemiyor. Bu yönünü anlamak istemiyor. Yani her şeyi geçmişe göre kurmak istiyor. Oysa gençler hem bugün var hem gelecekte var. Ve benim bu anlamda Atatürk zihniyeti dediğimde gençlere kendi kaderlerini, kendi geleceklerini, kendi hayatlarını belirlemede daha fazla söz verme, onlara sus değil, onlara söz sende demedir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem sorunları tespit hem çözümleri ortaya koymak adına verimli bir program oldu. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de sözleri şöyle noktalamak istedim. Ülkenin geleceği için aslında herhalde gençlerin önünü açmak, ülkenin de önünü açmak olacaktır. O dinamizmden faydalanmak en önemli herhalde, gençlerin dinamizmden faydalanmak. Hem ekonomik hem sosyolojik hem kültürel anlamda, her anlamda ülkenin önünü açacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.